Ya tamam, tamam. Şimdi sen de haklısın tabii Ramazan kardeş ya. Çok haklısın. Ama yani ne yapayım şimdi? Ben de ikinizin aranızda kaldım yani. Şimdi yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Ne yapayım yani? Bıyık alsın, sakalı kes. He kurban. Konuşuyor bana, borç istiyor. Ay, bu sana beni yaktı, kavurdu ya. Sorma kız, pek de açığıymış. Meret Soğan. Hayırlı günler, kolay gelsin. Sağ olasın. Ay, hanıma baktıysın evde yok. Aa, hay Allah ya. Ben de o kadar yolu teptiydim. Şöyle biraz oturayım da bir soluklanayım. Geç geç. Soğuk bir ayranınızı da içerim yani. Nasılsın? İyiyim vallahi, sağ ol. Sen nasılsın? Ramazan Efendi nasıllar? Ben iyiyim, sağ ol. Ramazan da iyi. Aman iyi, iyi. Allah iyilik versin. Buyur bakalım güzel gelin. Sağ olasın. Afiyet olsun. Kız Gülizar, işi yaraladık sayılır. Ben çok yoruldum. Gideyim de acık yatayım. Senin de müsaaden olursa kızım. Allah rahatlık versin. Sağ olasın. Ay. İyisin demek ha? İyi, iyi. Kabak Hafız da iyi. Dün ne yaptı biliyor musun? Ay nereden bileceğim ya? Bizim bu çiftlikten çıktığımız mı var? Doğru diyorsun. Ya şey, Ramazan'ın meyhanede bu aralar işler pek bir kesat. Oğlanlardan sonra belini bir türlü doğrultamadı gitti. Kabak da bu duruma çok içlenmiş. Kurmuş, durmuş. Sonra dün birdenbire ortadan kayboluverdi. Aa, paralar suyunu çekince başka kapıya gitti demek. Yok canım, olur mu hiç öyle şey? Gidip kendine bir seyyar araba yaptırmış. Ayıbı falan yok. Sokak sokak gezer, kebabımı satar, ekmeğimi daştan bile çıkartırım demiş. Aslan gibi adam maşallah. Hayret. Hafız Efendi, şaşırttım vallahi. Ah bir de görsen, akşamına bir domar parayla gelmesin mi? Böyle giderse birkaç aya köşeyi döner vallahi. Hayırlısı. Ne iyi adam değil mi? Pek de sevimli. Ay, hakikaten ya, pek de sevimli. Onu gördüğüm zaman gülmekten kendimi alıkoyamıyor. Ay bak gördün mü? Hisleriniz karşılıklıymış meğerse. O da seni görünce yüzünde güller açıyor. Hele bu ara adını da dilinden düşürmüyor vallahi. Gülizar hanımefendi aşağı, Gülizar hanımefendi yukarı. Niye ki ne? Bilmem ki. İnsanın kalbinin esrarını kim bilebilir ki? Bah benden duymuş olma ama sende gönlü var zar. Öyle ama. Ya öyle. Niyeti de ciddi. Bak sen şu işe. Demek bende gönlü var, hem de niyeti ciddi ha. Eyvallah, ciddi. Ay Pakize Hanım ya, sen çok yaşayın mı? Karnıma ağrılar girdi vallahi. Niye ki ne? Nasıl ya? Hafız Efendi ki? Bir ona bak, bir de bana bak. Hiç dengin mi o benim? Niye dengin olmazsın ki? İkiniz de insan değil misiniz? Sana bir şey diyeyim mi ben Pakize Hanım? Buyur. Benim gibi dipdiri bir kadın, taş gibi. Hem akıllı, hem becerikli, hem şahrah, hem de tecrübeli bir kadın.
Tenekenin çulsuz hafızına mı kaldı affedersin? Bir sana bir şey daha diyeyim Pakistan'a. Hiç attan inip de işe binilir mi ya? Ramazan. Beze. Bu ne dalgınlık böyle? Ha. Şey, Beze biraz canım sıkın biliyor musun? Ondan yani. Hayırdır, bir şey mi oldu? Yok, ben bir şey yok yani. Bir şey olmuş belli, söylesene. Sen haberin yok Zahar. Bu Hamza var ya. Ona idam kararı çıkmış Beze. Öyle mi? Âlâ. Hak yerini bulmuş desene. He, hak yerini burada, orası öyle de. Yalnız bunlar karara itiraz edeceklermiş teyze. Avukat tutacaklarmış. Cemşir, avukatın parasını Güllü'den alacakmış. Bu ne saçmalık böyle? Teyze, eğer Güllü parayı verirse var ya, dayım mezarına ters döner ha. Hem böyle bir şey yapmaz denli yani. Yapmaması icap ediyor, öyle değil mi? Bu kadından her şey beklenir Ramazan. Ama sen meraklanma. Böyle bir şey olmasına asla müsaade etme. İyi. Tamam teyze, hadi sana kolay gelsin. Pakize gitti mi? He ya, gitti. Aman bırak gitsin ya. Ne oldu? Ay, ne dese beğenirsin. Yok efendim, Hafız Efendi'nin göğünü bendeymişmiş. Yok adımı dilinden düşürmüyormuşmuş. Bilmem neymişmiş falan fişman. Oh hele. Ya. Kız, sen demiyor muydun şöyle hayırlı bir kısmet çıksa da bu çiftlikten geçip gitsem demiyor muydum he? Aha sana kısmetin en hayırlısı. Hem de kendi ayağına kadar gelmiş. Hem de Hafız, koskocaman aslan kimi adam. Hey ya.